ve bu da muhterem hocama da tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Hocamı nasıl tanıdım? 95 senesinde tanıdım muhterem hocamı. Çok hatırası var ama bunu birkaç tanesini hiç unutmam. Her zaman da bütün herkese de ifade etmişimdir. Bir gün hocam yine beni çağırttırmıştı İstanbul'a geldiğinde. Hüseyin'i çağırın tıraş olacağım diye. Ben de gittim evine, elini öptüm. Oğlum dedi, saçımı dedi, bir toparla dedi, sakalımı. Baş üstüne dedim hocam dedim ve başladım. Saçı bitirdim, sakalını da düzledim ama kimse yoktu. Hocamla baş başayız. Şimdi nasıl yapacağım çekiniyorum da. Mübarek anladı benim herhalde o anki psikolojimi. Ne oldu evladım dedi, bir şey mi lazım? Dedim hocam dedim, sıcak su lazım dedim. Sakalınızı dedim, sabunlamam için dedim. Önlüğü çıkarttı, havluyu çıkarttı, al şunu dedi. Ver bana şu çanağa bakayım dedi. Aldı çanağı, gitti mutfağa, sıcak suyu aldı getirdi. İnanır mısınız Adem Bey, o kadar ben mahcup oldum ki. Ya bu kadar ince, kibir olmayan bir insan. Ben böyle bir hani hayatımda böyle bir insan görmedim. Allah ondan razı olsun. Bir ikinci şey hatıram daha var. Hastanede ben 2 ay hastanede ameliyat oldum. Tek başımayım odada, böyle psikolojik olarak böyle kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir gün telefonum çaldı. Baktım Sabri teyze hocam. Ona da buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Efendim Sabri abi dedim. Dedi oğlum dedi, hocam geldi dedi, tıraş olacaktı ama dedi, sen dedi hastanedeymişsin. Seni sordu, çağır Hüseyin'i bir tıraş olayım. Dedim hocam işte Hüseyin hasta, ameliyat olmuş, hastanede yatıyor. Arattırdı. Oradan selamlarını söyledi, dua etti. İnanır mısınız manen öyle bir rahatladım ki Adem Bey, hakikaten birden böyle kendim böyle ayağa kalktım. Ve bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Buradan tekrardan Allah rahmet eylesin hocama. Gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bizlere de şefaatçi olsun inşallah. Ailesine de sabırlar diliyorum. Tekrardan da en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok mütevazi bir insan. İlk evvela en alt tabakadan en üst tabakaya kadar ayrım yapmayan bir insan. Herkese objektif bakan, samimi, güler yüzlü, babacan bir insan. Yani boşuna şahsen herkes, başta ben, yani boşuna Haydar Baba demiyoruz. Hakikaten bir babaydı. Allah ondan razı olsun. Yani duasını her zaman bize esirgemedi. Çok şükür. 95'te geldim ben İstanbul'a, tanıdım. Adana'dan buraya geldim. Hatta bana bir gün dedi, Mustafa Uğurlu abimiz de vardı. Dedi oğlum sen nerelisin dedi. Adanalıyım hocam dedim. Oğlum dedi, Adana'dan dedi, çok iyi insanlar çıkar hadi. Sağ olun hocam dedim. Annenin ismi ne dedi? Hatice dedim. Abin dedim, 4 kardeşiz. Abim Hasan, ben Hüseyin. Kız kardeşlerim dedim, Serap, Serpil. Oğlum dedi, sen dedi tam bir Ehl-i Beysin maşallah ya, bizdensin dedi. Bu sohbeti de hiç unutmam. Yani gönül ehli bir insandı. Gönül adamıydı. Allah dostuydu. Yani herkesle muhabbet ediyordu. İnanın hakikaten hala 1 sene olmuş. Hala biz arıyoruz onu. İnşallah nur içinde yatıyordur. Duasını her zaman bize esirgemedi. Allah razı olsun hocamdan. Bir gün Genevre tıraş ediyordum. Heyecanlanıyordum ister istemez. Rahmetli İsmet amca vardı, terzi baba diyorduk. O da Allah rahmet eylesin. Rahmet andı buradan. Dedim ki İsmet baba dedim, hocamı tıraş ederken dedim, gözünü kapattı dedim, koltuğa böyle dedim, başını yasladı dedim. Ben heyecanlanmayayım diye geldim, gözünü kapattı. O da dedim bana gülerek dedi ki dedim, oğlum hocam gözünü kapattı ama dedi, kalp gözüyle bakıyordu o sana dedi. Bunu da hiç unutmam. Bu hatıramda kaldı. Ve bir şey daha nasıl oldu? 96 senesi. Dedim ben dedim hocama dedim, tıraşa gittim de dedim, söyleyeceğim hocam ben televizyona daimi eleman olmak istiyorum. Hem zat haliniz geldiğinde hem personel hem gelen konukların tıraşı makyajını yaparım. Söyleyeceğim dedim. Dedi söylemeye de ayıp oldu. Dedim yok, niçin ayıp olsun dedim. Söyleyeceğim. Netice itibariyle hocama tıraş ederken hocam dedim, üstüme vazife olmayarak bir şey arz etmek istiyorum. Dedi buyur evladım.
Dedim hocam ben dedim sizin daima berberiniz olmak istiyorum İstanbul'a teşrif ettiğinizde. Dedi oğlum ben dedi İstanbul'da kalmıyorum fazla. Ama dedi aferin sana dedi. Çok güzel dedi düşünmüşsün. Ben dedi bunu dedi Harun'a dedi Harun Kayacı'ya dedi söyleyeyim dedi. Seni alsınlar. Çok şükür 99 senesinde girdim. Sene 2021. Allah'a şükürler olsun. İnşallah daha uzun hizmetlerimi yaparım burada. Diyeceklerim bu. Daha var ama şu an heyecandan aklıma gelmiyor Adem Bey. Gene sizin huzurunuza da teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle bir program, belgesel yaptığınız için.